Merhaba arkadaşlar. Sınavlara çalışırken odaklanma sorunu en büyük ve en çok karşılaşan herkesin karşılaştığı bir sorundur. Basit, çok basit birkaç tane sebep ve bunların çözümü vardır arkadaşlar. Bunlar dikkatini veremiyorsan başlığı altında şu şekildedir. Çalışma ortamındaki eşyalar çalışma ortamındaki dikkatini dağıtacak elinin veya gözünün gidebileceği eşyaları masadan kaldırarak buna bir çözüm yani düzenli bir masa ile bir çözüm bulmuş olabilirsiniz. Görseldeki bütün kağıtları, her şeyi bir kenara atıp gerekirse bir torbaya doldurup çöpe ataraktan temiz, düzenli bir masa oluşturmanız gerekiyor. Veya ortam Tabii bunu evdeki büyüklerinizin de söylediği telefon, teknoloji devamlı göze batan bir şey. Herkes biliyor. Telefon. Telefon bağımlısıysan bildirimleri kapatıp telefonu sessize al ve telefonu farklı bir odaya koy. Aklından da telefona yeni bir bildirim mi geldi, yeni bir mesaj mı geldi, yeni bir iletimi geldi gibi düşünceleri sil. ve diğer bir etken bulunduğun ortamdaki ses. Çok kötü etkileyen sesler. Evdeki küçük bir çocuğun bağırtısı gibi. Veya seyyar satıcıların, anonsçuların, küçük ilçelerdeki belediye anonslarının farklı sesler, müzik sesleri, araç sesleri gibi. Evde kalabalık yaşıyorsan ya da çocuk varsa yalnız kalmaya çalış. Mümkünse kütüphane ortamları, e, o tür yerlere gitmeye veya e, bir büyüğünüzün, bir aile yakınızın, e, boş odası e, veya çalıştığı bir iş yerinin e, bir odası, böyle bir ortamlar oluşturmaya bakın. ve ışık. Işık gözlere en çok adapte eden karanlık ışıkta insanların dikkatinin dağıldığı, herkes tarafından bilinmekte ve bir farklı etken de oturduğun yer. Oturduğunuz yer bu şekilde en doğru oturma şekli buna en yakın şekilde oturmaya gayret edin. Veya oturacağınız sandalyeyi rahat edebileceğiniz, çok rahat edip de uyuyabileceğiniz değil. Düşünceler. Aslında en önemli etken düşüncelerini kontrol etmen etmenden geçiyor. Ders saatinde, ders dışında bir şey düşünmemen, tamamen başka kitap açmak demek. Artık çocuk değilsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altına kendiniz alabilirsiniz. Sınavlara hazırlananlar şu an 18, 19, 20 ve üzeri KPSS'de daha ileri, ALES ve DGS'de daha da ileri. Bu yaşta kendi düşüncelerinizi bir kenara itip Sınavlara odaklanmanız yeterli olacaktır. Sınavlarda başarılar dilerim.